Kedikçe Aşık mısın? Aşık mı geldi? Hemen <laughs> öyle girdik değil mi? Hızlı başlangıç. Aşk konuşacağız ya kırmızı giydim. E, ha, e, harikasın. Renklerle e, aşkın bir ilişkisi var mı sence? Bunlardan kaçınmak için yaşamayı bırakmak gerekiyor. Hmm. O zaman yani aşk da buna dahil zaten. Yani yaşamın içinde bir alan, bir bölüm. Mecbur değilsin ama kapıyı çaldın mı mecbursun Belki ya kaçma mecbusuz. şansın var mı açma <laughs> yok. yokuz evde şansın var mı yani israf etmeyelim diyorsun geleni yaşayalım. Ne, ya. ne gerek var ben <laughs> yaşanmalı. Ne şu anki Gökhan'ın yani. aşık kimliğinden uzak bir kimlik. Çok uzak çok uzak yani çok uzak. Bu çok uzak ee... bir vaat içerdi şu an izleyicilere ya. <gülüyor> <gülüyor> Öyle alıyorlar. <algıladın. gülüyor> <laughs> Öyle, şey. Öyle bir söyledin ki biraz reklam oldu ama bilmiyorum. Yani genç kızlar düşünsün. Evet, merhabalar. Her şeyin her şeyle en çok da mutlulukla ilişkisi var diyoruz. Bugün de aşk ve mutluluk konuşmak için tabii ki e, aşk deyince böyle akla gelen ilk isimlerden biri olan Buram Buram Aşk kokan yazılar yazan bir isim var. Gökhan hoş geldin. Hoş bulduk Nige'cim. Nasılsın? Bulduk. Ee, gayet iyiyim. İşte aşık aşık, iyi. aşık iyi. mısın? Aşık mı geldin? <gülüyor> <gülüyor> Hemen öyle girdik değil mi? Hızlı başlangıç. <gülüyor> <gülüyor> Yok, e, aşık değil Al zaman olmaya üç var çünkü adam aşk adamı seviyor. He? Ya Bu biraz uzun bir konuya dönüştü tamam. aslında benim için. Ee, şu an bakış açım biraz değişti bu konuya. Hı. Daha tutarlı e, modeller olduğunu düşünmeye başladım. Ama hayatta bir deneyim üzerine kurulu biliyorsun. Yani hiç kimse e, her şeyi bilmiyor. Ben de şu an 44 yaşındayım. 44 yaşına kadarki deneyimimle e, dendiklerim bir paterni tekrarlamak olduğunu gördüm. Bundan sonra daha tutarlı, daha bir hani koruyabileceğim çizgide bir şey olmasın dilerim. Ama bu biliyorsun kontrolle olan şeyler değil. Ne gelirse onu yaşıyoruz. Biraz öyle hayat bildiği gibi gelsin diyoruz. Bakacağız yani. Zaten, her gibi, yol, zaten geliyor. Geliyor da bildiği evet. gibi geliyor. Peki Doğru. hoş geldin canım. Seni hoş burada var. görmek, burada ağırlamak harika. Aşk konuşacağız ya kırmızı giydim. E, Harikasın. Renklerle e, aşkın bir ilişkisi var mı sence? Ey valla sanmıyorum olduğunu ama tabii kırmızı bir hani kalbi simgelediği için bizde hep e, haliyle aşk rengidir. Bir de senin ten rengine de yakışıyor, saçına da yakışıyor. İyi, sen de olmuş. Teşekkür kırmızı, ederim. Peki. Evet, aşk rengi genel kabul bu zaten. Siyah beyazın aşkla bir alakası var mı? <laughs> Siyah beyazın aşkla çok büyük alakası var ama bir grup için seni Öyle. tanımayan seni tanımayanlar var mıdır hala bilmiyorum ama herhalde bana ya Gökhan kim diye sorsalar hani işte bugün program çekiyoruz ilişkisi var çekiyoruz Gökhan da sağ olsun kırmadı geliyor ee, Gökhan kim deseler ben şöyle derim ya Gökhan dağlıstanlı duymadınız mı kafa dergisi yazarı adamın üç tane kitabı var şahane şiirler okur ee, böyle keyif adamıdır güzel güzel felsefe yapar, muhabbet eder, ağır Beşiktaşlıdır. Aslında mühendis falan derim. Atladığım ne var? Koşu yolu Bravo. aşığı demeliyim herhalde. Bravo. Bir de koşu yolu kalmıştı zaten. <laughs> tamam. sanat müziğini de ekleyebiliriz. Ha doğru. Musiki her türlü her türlü aşkın e, aşkı destekleyecek her şeye vardır diyor. Doğru. Nasıl yapıştın? Arkadaşlarımı çok severim. Arkadaşlarım çok seversin. Ee, arkadaşlarınla da çok vakit geçirirsin. İyi, iyi iyi bir ee, ne diyelim, ee, sohbet ve iyi bir dostum diyebiliriz. Apladığımız yani, bir şey var mı? Takdir mi? sizin artık. Bun, bunları yansıtabildiysem <laughs> iyi. Bendekiler de bu kadar çünkü. Tamam, süper. Nasıl başladı bu aşk meşk işleri? Mühendislikten nasıl geçtin buralara? Sen daha daha kafa dergisi yeni oluyordu. Yazılar, çiziler, müge yazıyorum falan. Şahane. Bir anda böyle kaç yıl oldu? Sekiz yıl bitti. Sekiz. Süper. Ve? Çok memnun ee, Harika. Ya, o taraf tabii benim e, ruhumu en çok okşayan yer. Şu hayat içinde yaptıklarım böyle arka arkaya koysam, şöyle ya da önüme serebilsem bakıp en çok mutlu olduğum, en çok gurur duyduğum alan tabii Kafa Dergisi'nde yazmak benim için. Ee, en iyi dokunma şansı, en iyi dokunma fırsatı insanlara. O da harika bir şey tabii benim için. O yüzden çok mutluyum orada. Tabii ikinci sıraya da e, kitapları yazarım. Hı. O da benim için çok kıymetli oldu. Ve onun dışında ama bir şeyler yapmaya çalıştık evet. İlki imzalı olarak elimde hatta buradan bir, bir paragraftan bir sorum var birazdan soracağım. Ee, ne oldu da Gökhan Dağıstanlı içindeki aşk adamını aşkı bu kadar seven öven bir yandan da aşkla dayağı yiyen ama bunu da hiç gocunmadan paylaşan adamı dışarı çıkardı değil mi? Böyle anlatabilirim yani böyle aşkı çok yüksekte yaşamıyorsun. Aşkı çok övüyorsun ama aşkın ızdırabını da böyle cesaretle çekiyorsun diyebilirim senin yazılarında. E, bu biraz böyle ama Müge yani şimdi sonuçlarından kaçınıp bir şeye girmek e, girmekten imtina etmek pek mümkün değil. E, hayatta da biliyorsun her seçimin bir sonucu var. Onunla beraber kabul etmek gerekiyor. Yani e, herkes ister tabii hep güzel şeyler yaşasın ama öyle bir dünya yok. Yani iş yerimde de aynı şey geçerli işte çok mutlu olduğun bir iş yerinde de bir gün geliyor patronunla kavga edebiliyorsun. iş arkadaşınla çatışmaya başlıyorsun. iş yolunda gitmemeye veriyor, başlayıveriyor. veriyor. bunların hepsi mümkün. bunlardan kaçınmak için yaşamayı bırakmak gerekiyor. Hmm. O zaman... aşkta yani aşk da buna dahil zaten. Yani yaşamın içinde bir alan, bir bölüm, bir iş gibi aslında bir yerde. Süper. Sadece mecbur değilsin. <laughs> <laughs> Mecbur değilsin ama kapıyı çaldı mı mecbursun yani kaçma mecbursun. şansın var mı açma <laughs> yok. yokuz evde şansın var mı yani <laughs> maalesef yok. E, zaman maalesef yok. aşkın e, hayatı yaşamakla ve bunun da cesaretle ilişkisi var diyebilir miyiz? Yani madem şimdi geldik bu dünyaya e, bir takım tezler var hangisi olduğunu bittiği zaman anladığım kadarıyla görebileceğiz tam olarak. <laughs> Yani rasyonel taraftan bakınca herkesin kendine göre de bir inancı vardır bu noktada benim de vardır. Ama net net bir gerçek var ki yüzde yüz olarak bunu biliyorum demek için bir kanıta ihtiyaç var. O kanıt da yok. Haliyle bir yaşam fırsatı gelmiş elimize. Bu yaşam içinde de böyle irili ufaklı belli duygular bize geliyor karşımıza. Bunları da yaşamayıp ne yapalım ya? Yani? Duralım mı mesela böyle bütün gün uzaklara mı bakalım? Yani bu da bir seçenektir. İnsan kendi zihnine de yaşayabilir. Ben öyle bir tip değilim. Biraz daha deneyim odaklıyım. Bu tür duygu fırsatlarını açıkçası hiç kaçırmadım. Yani e, öyle geliyorsa öyle yaşadım. Biraz e, öyle nasip oldu diyelim. İsraf etmeyelim diyorsun. Geleni yaşayalım. E, ne ya. gerek var? <laughs> yaşanmalı. Yaşanmalı. Ama tabii yani e, zor hikayeler. Öyle çok kolay değil. Her duygu gibi e, aşk da bitmeye mahkum. Ömür gibi. Daha doğrusu her şey bitiyor, her duygu da bitiyor. dolayısıyla aşk da biter ama önemli bir fırsattır. Karşı tarafı tanıy tanıyabilmek için, sevebilmek için, belki iyi bir köprü, iyi bir bağ kurabilmek için bence altın fırsat. Yani çünkü çok büyük bir motivasyonla başlayıp hani çok büyük bir toleransla girdiğin bir hikaye. Yani sıfırdan değil de yüzden başladığın bir hikaye. Aşk böyle çünkü. Ondan sonra artık avuçta ne kalıyorsa bakıyorsun. Evet, hatta yetiyorsa iki kişi. Karşı tarafı e, sevdiği haliyle kendini sevme hali belki de. Yüzde yüz e, olan bu zaten. Yani aksi zaten müge hiç olmuyor. Ya yani, sen çok daha iyi biliyorsun bunların hep eğitimini de verdin, anlatıyorsun. Senle hani özel oturduğumuzda konuştuğumuzda da çok değindiğimiz konular. İnsan kendi mutluluğunu elde etmekle yükümlü aslında. Bunu taşere edemiyorsun. Yani kişi <laughs> Çok sana güzel söyledin. <laughs> sağlayamıyor. Yani taşıma suyla değirmen dönmez diyebilirim. Yani ben mutluluğu işte, aşkta, işte sporda, alkolde, neyse. Yani sayabileceğin herhangi bir şey. Ee, ailede falan. Bunlarla, bunlarda arıyorsam bir noktada bunların hepsi yok olmaya mahkumdur. Gider. Ve mutsuz kalırsın. İnsan kendi kendine e, mutlu etmek zorunda. Mutlu olacak bir şey bulmak zorunda. Kendini bütünlemek zorunda. Yani bir eksik parça var bende onu biri tamamlasın dediğin anda artık bir mahkumiyettir bu. Yani çünkü o, o gittiği anda senin parçan yine eksiktir. Ama sen ufak da olsa bütünsen ondan sonra biriyle yan yana yürüyebilirsin. Bunlar mümkün. Evet. Her şey bence mutluluğun sırrı da birazcık burada. Yani Süper. bir şeye bağlı olmamalı. Peki, böyle bakınca çok sayıda aşık olabilmeyi de harika açıklıyor bu. Bence de açıklar. Ya çok sayıda aşık olabilmeyi çok açıklamak da kolay bir şey değil. Yani sadece öyle oldu yani hani çok ya, sayıda aşık Sadece senin için oldu. söylerdim, sen üstüne alınma. <laughs> Herkes için de böyledir ya. Yani ben de özel biri değilim ya. Hani öyle bakıyorum konuya. Diyorum ki şimdi ben olabildiysem başkası toplum. Mesela 3 defa aşık olmuş bir adamla 13 defa aşık olmuş bir insan arasında ne fark var? E bilmiyoruz. Yaşayan'a sormak lazım. Ha? Her Olabilir. seferinde o o tam her seferinde yeniden tanımlanıyorsa benlik hali ve her seferinde büyüyorsak ki senin anlattığın yolculukta bu biraz böyle evriliyoruz, demleniyoruz, yanıyoruz falan, yeniden dokunuyoruz. E oralarda her seferinde yeni bir bene gidiyorsan ve o yeni ben eski benden daha iyiyse şahane bir şey 13 değil 33 kere aşık olalım hatta farklı şeylere aşık olalım sadece kadın erkeğe indirgemeyelim hani bunu seviyoruz biz kadın erkek kısmını magazini seviyoruz ama ben biliyorum ki sen aşkın türlerine de inanıyorsun. Yüzde yüz inanıyorum ee, ama tanımsal olarak şimdi aşk dediğimizde biliyorsun yani bizim dilimizde anlaşılan şey aslında karşı cins ilişkisi olduğu için tabii e, hem cinsler içinde olabilir olabilir. Yani, partner e, ilişkisi, ilişkisi şey, Partner ilişkisi diyelim. Ee, çok da başka bir şey anlatmış olmuyorsun ama var tabii ki ne bileyim çok daha karşılıksız şeyler işte takım sevgisi gibi. İlkel buluyorum bende var. Ee, <laughs> bana çok ilkel geliyor ama var. Yani açıklanabilir değil bu arada. Yani karşı taraftan hiçbir şey almadığın. <laughs> muyum? Ya alıyorsan işte kendi kendine sevincin, kendi kendine üzüntün. Ya başka hiçbir şey yok. Seni hani bir gün sırtını sıvazlamayacak bir şey bu. Ama ona da aşık olabiliyorsun, olabiliyor. Ya da ne bileyim bir hayran olduğu kişi insanın. Hiç belki görmeyeceksin. Benim için. Mustafa Kemal Atatürk. Hayatımda şey ama aşık hissediyorum kendimi. Yani hakikaten öyle. Böyle tüylerim diken diken oluyor. Oturup konuşuyan Duyup ağladığım falan oluyor. bak Benim telefon ekranımda. İnsanlar için bunlar da değişebiliyor. Ne bileyim kimisi bir sanatçıya, kimisi bir yazara, kimisi bir oyuncuya. Böyle bir şey hissedebiliyor. Dolayısıyla var muhtemel. Tabii ki arkadaş için bile geçerlidir. Ki benim için çok geçerli. En tutarlı olduğum galiba aşk tarafı da arkadaş aşkıları diye düşünüyorum. <laughs> Dostluk aşkı. Evet. evet peki ne oluyor da yazıyor Gökhan? Aşık oluyor evet. mu yazıyor? Yazıyor. Aşık oluyor mu? Aşk yazmaya mı aşık oldu? Aşık olunca daha mı iyi yazıyor? Dertlenince daha mı iyi yazıyor? Mesela ben dertlenince daha iyi yazıyorum. Çok mutluyken bir şey çıkmıyor. ızdırap besliyor beni biraz seni. Bu geneldir bu arada yani sana özgü değil geneli böyle insanların bu dramdan daha çok beslenme hikayesi vardır. Bende ikisi de var bu arada Hı. çok coşkulu bir halde bende de ilham yaratabiliyor. Romantik tezahüratların var o zaman biliyorum çok yüksekken böyle çok. <laughs> Yanındayken bile hasret dolu tezavralı evet. mektuplar, harika yani bir var. şey böyle hissetmek. Var ya yani öyle hissediyorum, onlar çıkıyor yazı. Şimdi benim yazı yazdığım alan aşk konusu, yani çeşitliliği çok fazla olabilen bir alan değil. O yüzden şimdi bir öykücüye göre çok daha zor benim bir hikaye yaratmam. Ama çünkü düşün, yani 100 tane, 150 tane yazı yazıyorsun. Ve bu yazıların birbirine aynı temalı olmasına rağmen çok da dokunmaması gerekiyor. Ee, o kadar da kolay bir şey olmuyor tabii. Belli noktalarda tıkanma mutlaka oluyor. Ee, en zoru tabii hiçbir şey hissetmeme hali. Yani ne üzüntü ne aşk. Yani hiçbir o anlamda duygu yok. Stabil giden bir hayat. Bu düzensizlik de değil. Aslında çok güzel tanımlanabilir. Dengeli bir nokta. Ama bende o hal... Ee, en azından bu tür yazılar yazmak için bir kaynak oluşturmuyor. Hı. O yüzden e, bunun için de gidip tabii <laughs> yani kendi kendime şey yaptığım oldu. Yani manipüle ettiğim oldu daha önce. İlla yazmam gerekiyormuş gibi hissediyordum çünkü. Ee, o zaman da kendimi böyle kalkıp ben ya ben kime aşık oldum şu an diye. <laughs> hani olmayan bir şey. Ama öyle bir duyguya girmişim ki bir de ondan çıkması var yani. Çünkü hani kendini ona soktum bir de çıkması var. Ee, sonra artık mesela bakıyorum diyorum ki yazmayayım. Uzun zaman sonra ve seneler sonra ilk defa hatta geçen sene Kafa dergisin iki ay, üç ay ara vermiştim. Şimdi bu 3 e, üç aydır yine ara verdim. Bir şey çıkartamıyorum. E, okurlara da saygısızlık da etmek istemiyorum. Sonuçta bir tane sayfa var orada benim için. Onun da iyi bir sayfa olması gerekiyor. Hani illa yazmış olayım diye yazmak bana artık hoş gelmiyor. Zaten hiçbir zaman yapmadım bunu. Elim oraya gidebiliyordu sadece ve çok emek verebiliyordum. Yani bir yazıyı 20 dakikada 25 dakikada bitirebilir durumda da olabiliyorsun. Bazen 4 gün 5 gün, gün. 6'şer 7'şer saatten böyle üstüne çalışman gerektiği de oluyor. Çünkü... Çok zor yürüyor her şey. E, o da artık o kadar vaktim de yok bir yandan da. E çünkü biliyorsun yani herkesin bir iş yapması gerekiyor, çalışması gerekiyor. Ben bir dönem bunlara da ara vermiştim. çünkü Dolayısıyla vaktim vardı. Bunu yapabiliyordum. Şu an artık e, o vakit de yok. O yüzden ara vermek de çok benim için uygun ya. Niye olmasın? Şimdi gelince yazıyorum. Nadas. Arkadaşlar sağ olsun. Nadas diyelim. Evet. evet. Tabii yani denilebilir, denilebilir. Daha üretken olmak için bir süre durmak diyelim. Doğru, evet. topraklarımızı havalandırıyoruz bakalım. <laughs> evet, illaki bir tohum eken olacak. Bakalım o tohumun meyvesini de okuyacağız bence. Kitap mı olur, yazı mı olur? Göreceğiz bakalım. Mızdıraplı mı olur, coşkulu mu olur? Yani ben ben şuna inanıyorum. Sen inanır mısın, katılır mısın? Ben, e, üstüne bir şey koyar mısın bilmiyorum ama ben hep diyorum ki... E, Aşkın türleri var. Sen hangisine hazırsan o da sana hazırdır. Yani e, aşkın insanı büyüten, e, kendine yaklaştıran, e, görünmezi görünür kılan bir özelliği olduğunu düşünüyorum. Hani böyle... Çokça ateş metaforuyla kullanırız ve yakar ve işte insanı iyileştirirden ziyade bizim hani gelişim jargonunda da karşı tarafta gördüğümüz şey ya da ilişkide tekrar eden şey, aşkta tekrar eden şeyin aslında istediğimiz değil de ihtiyacımız olan hani bizi büyümeye davet eden şey olduğuna inanıyorum ve neye hazırsan hangi sınava hangi derse hazırsan bunun geldiğine inanıyorum. Ee, sadece Gökhan Dağıstanlı bunu nasıl yaşıyor diye e, sormuyorum Çok, çünkü çokça gözlem yaptığını da biliyorum. Bu kadar yazının hepsini yaşamış olsam fıttırırdım. <laughs> Mümkün değil. İyi iyi ki de değil. E, dolayısıyla sen. Ne görüyorsun? Çünkü sadece artık aşk yazmıyorsun. Aşk gözlüyorsun ve aşk görüyorsun hayatın içinde. Ne düşünürsün? Doğru. Ee, önce şuradan başlayacağım Müge. Söylediğin şey çok güzel. Altını çiziyorum. Doğru. Yüzde yüz doğru bir şey söylüyorsun. Ee, bize işte bazı konuşmalara vesaire gittiğimizde sorulan sorulardan bir şey. Mesela iyi bir yazar nasıl olur? Ben iyi bir yazarım diye bir iddiayla çıkmıyorum. Önce onun altını hemen bir çizeyim. Tevazıda. Nasıl, Temazuda olunabileceğine dair bir fikrim olduğunu düşünüyorum. Ee, bu da şimdi herkesin tabii genel şeyi işte efendim çok kitap oku bir defa bu işin birinci kuralı dil bilgisine çok iyi hakimiyettir. Yani yüksek hakimiyettir. İşte anlatım bozukluğundan kaçınmaktır. Noktalama işareti çünkü her şeyi anlatmanın kuralı var ve o kural artık ağızdan çıkar çıktığı gibi çıkmıyor. Yazılı orada ve insanlar oradan bakıp anlayacaklar. Dolayısıyla en iyi anlatma yöntemini bulmak için iyi bir dil bilgisine sahip olmak lazım. Bunu geçtiğimde de iki e, tabii ki deneyimdir ve gözlemdir. Yani gözlem olmadan söylediğin gibi hiçbir kimse için geçerli, yani herkes için daha doğrusu geçerli olan e, yegane şey şu. Kimsenin ömrü her şeyi deneyimlemeye edecek kadar uzun değil. Gözden Gönlümüz kaldırmaz. Gönlümüz öbideyim. kaldırmaz yahu. <laughs> Tabii kaldırmaz ve sadece duygu da değil ki mesela. Sokaktan geçen seyyar satıcıyı yazıyorsan onun ne hissettiğini... Şimdi gidip herkes her mesleği yapamayız ya gideyim şimdi ben de seyyar satıcı da olabilirim. Tamam olabilirim ama o zaman garsonu nasıl anlatacağım? E, efendime söyleyeyim e, şoförü nasıl anlatacağım? Gittim bankacıyı nasıl anlatacağım? Yani her birini yapamam. Yani orada bir şey geçiyor bir karakter geçiyorsa o yaklaşık gözlemle anlayabileceğimiz hikayeler. Ne hisseder, ne düşünür, o işi yaparken ne vardır altında ya da tabii insanların bir ortak kümesi var mutlaka kesişim kümesi duygusu anlamda ama çeşitliliği de var. Oysa gözleme bağlı olduğu yüzde yüz. Geldim şimdi öbür tarafa. burada ikiye ayrıldığımızı düşünüyorum. Evet hazır olduğumuz şeylerin geldiği bence de doğru. Ama bazen de ee, sınıf tekrarı da var bu işte. Yani... <laughs> Alttan ders mi alıyoruz Gökhan? <laughs> Alttan ders alırız çünkü geçemiyorsun. Ee, geçemedin yani mesela şimdi kaldığın yerden nasıl devam edeceksin? Oradan geçene kadar tekrar edersin bunu. Ne oluyor? İsimler değişiyor. Ayşe, Fatma, Olabilir. Zeynep, Ece. Olur. Aynı duygular. Ee, Peki, türev çok duygular. Çok duymuyor musun? Çok oturup arkadaşlarınla Hep aynı şey yaşıyorum. İşim gereği dinliyorum defalarca evlenmiş hatta evlilikte var. Aynı şey oluyor. Gene aynısı olacak. Aynısı. Sen aynısın çünkü. İnsan aynısı. E, e aynıysan aynı şeyleri yaşayacaksın. Bu net bir gerçek. Yani sen kendi başkasını değiştirmeye çalışıyorsan eğer hayattaki en büyük yanılgıdır, Ona da ömrün yetmeyecek. yani çünkü sen öyle güçlü değilsin. Senin kendine gücün yetiyorsa otur şükret. Ala İnsanın kendine bile yetmiyor gücü kendini değiştirmeye. Sen başkasını değiştirmeye kalkışmak ne büyük bir hadsizlik. O i̇lişkilerde de öyle. Sabaha kadar tekrar edersin. Böyle <laughs> ne kadar aynısını yaşarsın. Ayılana kadar. Adım Öyle. Belki de ayılmayacaksın çünkü. Belki de ayılmayacaksın. Tartta değil yani. İlla herkes buradan müthiş bir e, e, büyümüş, erişmiş bir ruhla gitmiyor yani. Ya tabii bu noktada ben çokça şu soruyu alıyorum. E Hani çok uzun yıllar anne babalarımızın evlilikleri, tek eşli bir ömür e, ve bu insanlar ne yaşıyor? Bu insanlar da bence e, bu uzun yıllar içinde kendileri evrilirken ilişki ve aşkın formatı, sevginin formatı da evrildiği için e, ya tekrar tekrar aynı şeyi yaşıyorlar ya da senin dediğin gibi o sınavı verip başka bir üst seviyeye çıkıyorlar. Değişik. Doğru. Evriliyor, dengesi değişiyor. Doğru. Aynı, aynı Teşekkür. kişiyle onlarca sınav veriyorsun. Ya şimdi tabii ben anne babaların hikayesi üzerine e, sen de konuştuk e, uzun zaman. Bununla ilgili ufak böyle e, seanslar da yaptım terapi, yani kendim gittim. E, çünkü herkes belli davranış modelini en kısa yoldan anne Öyle babasına. <laughs> Ya öğreniyor diyebiliriz bir de orayı suçlamak da daha kolay. Ha, yani. Evet tabii. Annemler bana böyle yaptı babam böyle demişti İşte şimdi ben de böyle yapıyorum. Yapma. Ya yapma bunu gördüysen yapma mesela değil mi? Şimdi ben de ama tabii ki çok daha derin hikayeler olduğu garanti yani şimdi psikologlar dinleyip kızmasınlar bana. Tabii ki bu kadar kolay değil yapma deyince oluyor mu? Yok yok yo, çoğu aynı şey söylüyor. 25 yaşından sonra anne babayı suçlamak için çok geç diyorlar. Bence de öyle. Ama şunu söyleyeceğim şimdi yani zamane ilişkileri yani o dönemki ilişkileri dış şartlardan bağımsız konuşmak çok yanlış oluyor. Hmm. Yani şimdi bunlar tek eş değilim yani şartlar neydi ki ellerinin altında Instagram vardı <laughs> sürekli bir partner bulabiliyorlardı. Efendime söyleyeyim sosyal şartlar bu kadar iyiydi her yer kafeler işte restoranlardı da onlar mı yapmadı? Ya da ekonomik koşullar çok müsaitti kadın da zaten çok çalışıp para kazanıyordu erkek de kazanıyordu ona rağmen mi yaşadı? Öyle olmadığını hepiniz biliyoruz. Yani şartlar uygun değildi. Şimdiki insanların ilişkisini oturup sorgulamak çok hatalı bir şey. Şartlar değişti. Şartlar değişince tavır değişir. Bu böyle. Niye tahammül göstersin şimdi mesela? Niye e şimdi bir kadın evinde oturup kocasının gelmesini beklesin ve bütün iki doğandan çıkanı arasına çıkanı kabul etsin? O dönem bitti. Bu konuda yapılan çok araştırma var biliyorsun. Ee, boşanma oranlarının artmasının en temel sebebi çiftlerin işte sevgisinin, saygısının, anlayışın bitmesi falan değil. Bir başkasını bulabilme olasılığının artması olarak konuyor. Next diyebiliyor, sıradaki diyebiliyor. Sıradaki diyebilme özgürlüğüne gelince de eldekinde artı eksi dengesi bozulduğunda çabuk geçebiliyor ama... Hani biraz olur. önce konuştuğumuz şeye dönersek, kişiyi değiştirdiğinde anlamı değiştirmezsen, bir sonraki ilişkin de bir öncekinin aynasına dönüşüyor. Dolayısıyla bu da çare tamam. değil. Kesinlikle değil. Ama en azından artık senin için çok kötü giden bir şeyden en azından kendini belli bir süre iyi hissedeceğin bir şeye geçmek çok doğal bir tavır. Yani herkes bunu yapar. Düşünsen artık yani kronikleşmiş bir kötülük var ilişkide. Artık mutsuzsun. Hı. Ama ısrar ediyorsun. E buradan çıkıp şimdi en azından 3-4 ay mutlu olacağım. Belki sonra evet paterni tekrar göreceğimiz <laughs> e, bir şeye gireceksin ama en azından 3-4 ayın güzel. Yani gibi. Yani o öbür tarafta umut yok. Burada umut, yok. umut evet. var. Depoları doldurma ihtimali var burada. Evet yani umut hepimizi bir şeylere iten hikaye. Yani umudunu tamamen yitirdiğin yerde bir daha girmezsin zaten o işlere. Ama hep bir umut vardır. Acaba bu sefer mi umudu? Hep var. Yani bende de öyle olmuştur. Herkes de öyle olmalıdır bu arada. Yani umudun bittiği yerde e, hayat biter. Biz umut taşıyacağız bunu. Hep belki bir iyi bir şeyle karşılaşacağız hayatta. Bu sadece e, şey ilişki için söylemiyorum. Herhangi bir şey için geçerli. Bu umudumuzu korumak zorundayız. Bir de stabil kalmayı öğrenmek lazım. Yani ya Müge şimdi mutluluğu biliyorsan ve ne kadar biliyorsan aynısın. Tam negatifinde mutsuzluğu da hazırla kendine. Yani kızmayı biliyorsan negatifini hazırla. Yani ne hissediyorsan negatifiyle vardır. Bunlar hep karşı tarafıyla var. Hangi şiddetteyse tam eksi yönlü vektörde aynı şiddette göreceksin bunu. O yüzden biraz da dengede kalmak, hani iyi hissetmek sadece. Yani ne mutlu olmak ne mutsuz olmak, ne öfkeli olmak ne işte sakin olmak gibi. Arası her şey, her şey dengeye geliyor ya. O zaman arayışlar da bitiyor. Sakin, stabil. Ee, şimdi sen konuşurken o kadar çok soru geliyor ki aklıma böyle birin, birini sormadan öbür konu geçiyor. Şimdi beş yıl önce Gökhan'la bunu konuşuyor olsaydım Gökhan'ın cümlelerinin arasında stabil denge falan gibi bir sözcük olur muydu? Ee, hatırlamıyorum. Ya inşallah yoktur. Öyle <laughs> süper. diyeyim. Süper. Yeni, yeni eklenmiş bir şey olsun. İnşallah öyle olsun. Yani tamam, beş sene önce aynı şeyi söylüyorsan. Bence yoktu. Yok. Bence olmazdı. O yüzden... Olabilir. Daha yaşım da artık öyle. Şimdi geldim 44-45 yaşına Siz, yani. Onu soracağım. Aşkın mi? çevreyle ilişkisi var da yaşla da ilişkisi var mı? Yani mutlaka var. Mutlaka var. İnsan biraz diniyor çünkü yani bedenen. Bir de e, erkekler özelinde. Şimdi ben erkekleri daha iyi biliyorum. Ha, şimdi yani kadınlar nasıl geçmişim Kadın Sen söyleyeceksin erkek, onu bize. Aşk formatını da konuşalım. Evet. E, erkeklerde şöyle bir gerçek var. Çok zor büyüyoruz. <laughs> yani zor büyüyoruz gerçekten çocuk kalıyor hele ben erkekler içinde bu anlamda negatif ayrışıyorum yani böyle kendimi 30 yaşında falan bile hala aşırı genç aşırı çocuk hissediyordum bak çocuk hissediyordum 33-34-35'te biraz böyle ah ben acaba yetişkin olmuyor artık 35 yaşındasın yani millet neler yapıyor? <laughs> Düşünsene yani. Atatürk ne yapmış hep bununla kıyasla, kıyaslamıyor ama. <laughs> o çıtayı oraya koyunca <laughs> birazcık zor olabilir ama. Fatih İstanbul'u almış 22'de. Ama öyle. onunki de büyük aşk. E, öyle tabii. Onunki e, de büyük benim aşk. Benim, Dolayısıyla işte. Aşkın ne büyüklüğüne geçirmişti. göre. E, peki aşık olma formatımız. Yani nasıl bir aşık olacağımız öğrenilen bir şey mi sence? E, hiç zannetmiyorum. Hiç... Öğrenilen bir şey olduğunu. <laughs> dürtü. Ha, yani dürtü mü? dürtüsel bir şey. şey Se, de yani kimliğiniz gibi kimliğimiz gibi mi? Cinsel kimliğimiz gibi. hayvansı bir şey. Hmm. E dürtü insana ait bir hikaye. Dolayısıyla bizim için dürtüsel ama bu muhakkak içinde bir gen mirası vardır. Ben ama ailemi tanıyorum. E, hani benim aşık olma modelimi biliyorum. Ben yani çok birine benzetemiyorum ama tabii bunu, <laughs> ama gördüğüm zamanlar hani ona bitmiştir. Kimsenin yani, günahını almayalım yani mutlaka bir gen mirası vardır. E bir de şimdi bilmiyorum ki ben ben doğduğumda e, hadi de ki ben babamın davranışlarını analiz edebilmeye başladığımda peki bu da 5 olsun. erken olduğunu düşünüyorum ben de. E, babam zaten 40 yaş, 40, yaşına geçmişti. Yani ben 5 yaşına geldim babam 42 yaşındaydı. E, 42 yaşında ve 7 senedir 8-9 senedir evli bir insan düşün ablamı da çıkardım bir de ondan önceki bir sene. <laughs> ne kaldıysa o diyorsun. Aşk kadını yani ne kaldıysa. senedir aynı kadınla. Yani ben ne gözlemleyeceğim ki orada? Yani benim gözlemim orada tabii ki e, alışılmış, kanıksanmış bir ilişkiydi. Kötü demiyorum ama öyle bir aşk ilişkisine tanıklık edemedim. Sanki Gökhan'ın yani. aşık kimliğinden uzak bir kimlik. Çok uzak. Çok uzak. Yani çok uzak. Bu çok uzak ee, bir vaat içerdi şu an izleyicilere ya. Yani. <laughs> Öyle anladım. <laughs> Öyle, şey. Öyle bir söyledin ki biraz reklam oldu ama bilmiyorum yani genç kızlar düşünsün. Ya şöyle bir hikaye var şimdi bugün tabii aşık bölümünde ilk başlarda ki bütün aşık olduğum zamanların hep yani tamamında aşık olduğum zamanların aynı yüksekliğe eriştiğimi düşünüyorum. Bunu söylediğim zaman bana genelde kızıl da hep. Ama bu gerçek bu. Şunu da belli bir yerden sonra söylemeye başladım çünkü benim hayatta yani beni tanıyan herkes bilir yani kimse üzülmesin isterim yani hele benden sebep hiç kimse üzülmesin isterim yani bütün hayat dizaynim buna göredir yani kimse kırılmasın kimse üzülmesin aman e, Ali Rıza Bey ağzımızın tadı <laughs> ağzımız <tadı gülüyor> <özürümünün. gülüyor> yani gerçekten kimse üzülmesin isterim o yüzden son ilişkilerim hepsinde şey demiştim yani bak anlatıyorum ben yani diyorum ki aşk e, biten bir şey. Benim de maalesef tavırlarımı, e, aşıkken tavırlarımı dengelemek sorunum var. Yani aşırıya kaçabiliyorum. Ama sonrasında mesela başka bir ben var. O beni sevebilecek misin acaba? Yani benim o aşktan ari tavırlarım normal ben yani. Senin hoşuna gidecek bir şey mi? Hoşuna giden insanlar var. Yani arkadaşlarım misal. Anlatabiliyor muyum? Yani seviyorlar beni. Ben de onları seviyorum. Dengedeyiz birbirimize karşı böyle ki onlar da oluyor bakıp çok seviyoruz ya ağlıyoruz ama ama <laughs> yani bahsettiğim şey aynı şey değil. Bunları da söylediğim oldu hepsini de aslında söyledim. E, fakat ne olursa olsun bir şey söylemek yetmiyor. Deneyim e, orada öne çıkıyor. İnsanlar o aşkın çekilme halinde yani aşk geri çekilmeye başladığında yaşadıkları bir eksiklik hissi var. Çünkü belki de bu da benim hatam oluyor. Yani aşıkken o kadar yüksek, o kadar fazla şey veriyorsun ki, o kadar tahammüllü, o kadar verici, o kadar ben yapayımcısın ki, hmm. sonrasında aslında normal bir insana dönüştüğünde çok eksik kalıyorsun. Burada iki tane şey var. Ben iki sonuç çıkardım. Birincisi şuydu ki beni birazcık aslında hem kendime getirdi, he, hem de biraz üzdü ne yalan söyleyeyim. Dedim ki ya acaba kimse bana aşık olmadı mı ya? Yani sadece benim gösterdiğim aşka mı aşık oldular? Bana çok sorulan bir soru. Sen aşka aşıksın. Bence ben aşka aşık değildim ve beraber olduğum insanların çoğu aşka aşık oldu. Çünkü aşkı gösteren kişi zaten genelde ağırlıklı olarak ben oluyorum. Yani ve ona aşık oluyorlar. Şunu da anladım sonra. Çünkü bu aşk çekilmeye başladığında falan genel olarak rahatsız ettiği insanlar. Hep senin neyin var? Bir şeyim yok. Sadece aşk bitiyor hiçbir şey yok. gayet iyiyim yani ben normalde duran bir insanım çünkü sen beni biliyorsun ben duran bir insanımdır oturup böyle benle otur saatlerce muhabbet et sohbet et arkadaşlarımla öyle Süper hareketli bir hayat yaşamıyorum Bunu da çok mutluyum oturmacı sakin bir hayatım var onu seviyorum <laughs> şeyde aşıkken biraz bunlar maalesef fazla hareket fazla vaatkar insan sonrası işte çekilme dönemi de biraz sorunlu maalesef ama o zaman sohbetin başına dönüyorum. Bana biraz önce söylediğin hani mutluluk, makas mutluluk da açıldığı kadar mutsuzluk da, da açılıyor ya. Hani onu da göz alarak, sonuca hükmetmeden, hani bütün halleri kapsayarak, medcezirin gelişini de gidişini de kapsayarak bu işe soyunmak lazım. E zaten öyle oluyor. Bundan, yani istersen soyunma. <laughs> zaten. Ah, olacak. öyle alacak suyun içine diyorsun. Olacak bu. Yani sen istersen buna hazır ol, istersen olma. Zaten buna hazır olmak diye bir şey yok ki. Yani nereden hazır olacaksın hayatın her şeyine? Şu anda ölmeye de hazır değilsin ki ama gelecek başına. Geldiği anda ben hazırım ya bekliyorum. Yok o bir an herkes hayatta kalma refleksi verir. Hadi ben şimdi öleyim artık bitti. Diye. At bakalım suya ya da bir yere. Bo nasıl tutunmaya çalışıyor? Çünkü öyle değil o. Geldiği an başına Kaçarsın. Hayatta kalmaya çalışıyor insan. Herkes hayatta kalmaya çalışıyor. Ben de hayatta kalmaya çalışacağım. Sen de hayatta kalmaya çalışacaksın. Bunu da çok üzüntülü durumlar, çok stres durumlar, çok baskılı durumlar oluştuğunda kaçarak e, çözeceğiz. Orada kalarak değil. Olabildiğince de hızlı yapmak lazım bunu. İnsanın geçireceği çok az zaman var. İşte geçen gün burada <laughs> oturuyorum dergide çalışırken önüme Cahit Sıtkın 35 yaş yeri düştü. E, tabii benim mühendis tarafım çok hızlı çalışıyor orada. Hemen hesap makinesini elime aldım. 30 zaten onayı çarpmadım bu arada. Şimdi hesap makinesiyle mi çarpıyorsun 70'i bulmak için <laughs> tamam onu yapmadım. Kafamda öyle ama hızlı bir oran bulmak için 44 bölü 70 yaptım. Bir baktım ya hadi son 10 yılda öyle çok aşırı performanslı geçirmeyebilirsin. E, çok az zaman kalmış yani %64'ünü falan bitirmişim. E, %36 kalmış artık bugünden sonra Bizim Büyükhancım 70'i saysan... güncelleyelim canım. Güncelle de ya, ya cay Sıtkı'dan yola çıktığım için söylemiyorum. Benim bileceğim bir şey değil. 80 olsun, 90 olsun canım. Neyse ne ama şeyi biliyoruz yani enerjik halde geçirebileceğin yaz miktarını hesapladığında çok canın sıkılıyor. Aa, evet o yaz ve gün olarak bakınca ay olarak bakınca kaç evet. tane daha haziran var diye evet. bakınca kaç haziranda daha keyfin içi süreriz, yürürüz, koşarız, yüzeriz Gibi. diye aslında iyi bir kendine getirme yolu Yüzde yüz öyle Hani o söylediğin öyle. israf etmeme O ki geldik dünyaya dibine evet. kadar yaşayalım Hikayesine çok uyuyor bence Evet ben... yani yaşamada olduğumuz kadar Gitmede de olalım yani Herkese Hı. benim tek tavsiyem budur Doğru zamanda gitmeyi bilmek de Ya onurlu bir şekilde bırakmak da Ne içinde o iş içinde geçerli ilişki içinde geçerli Arkadaş ilişkisi içinde geçerli tadında doğru yerde Artık bitmesi gereken bir şeyi bitirmeyi bilen insan mutluluğa daha yakın insandır. Buyurunuz Süper. Efendim, bence. Şimdi bu, bu kitabından böyle çok e, tabii hikayeyi anlatmadan küçücük bir cümle var böyle bana biraz dokundu. Sen ne düşünüyorsun? Başka birinin kitabını okuyormuşum gibi dinle. Kendi cümlelerin gibi değil. Zaten başkası okuyunca öyle oluyordur. İnsan kendi yazdığına bazen Yok, yabancılaşıyor. Ben çok ya. Maalesef. O derece peki diyor ki düşünüyorum da sevgilim. Bu kadar çok severek hata yaptık belki de. Sadece kendimizi değil dünyayı da yorduk. Bu soyu tükenmeye yüz tutmuş duygu yükü tartılabilir bir şey değildir. Ancak ağırlığını sen biliyorsun. Bu aşk denen meret ağır bir şey mi? Ee, yani nereden baksana ağır. <laughs> yani nereden baksan ağır. Yani şöyle bir şey düşün Müge kendi kontrolünün kendi elinde olmadığı anlar insan için ağır zamanlardır. Yani bir herhangi bir yerden aşık olduğun insanın yanında bitme isteği, nerede duruyorsan onun yanında yatma isteği, başka bir yerde yattıysan onun yanında uyanma isteği ve artık bütün kontrolün duyguda olduğu, karşı tarafta demiyorum ama duygumda olduğu ve makul hiçbir şeyin olmadığı artık çözümün. Yani kendi kendine bin tane deneyimden yola çıkıp şey diyebilirsin. Abi haftada üç görüşelim daha fazla görüşelim. Bak sonrasında sıkıntı olacak, önemli olacak. O üç günü görüşmüş olsan dördüncü gün yine oraya gitme isteği. Beşinci gün yine gitme isteği. O gelsin isteği. Hep görme isteği. Şimdi bunlar kontrolün artık sende olmadığı, makul olmadığını bildiğin yerler. Ve daha kötüsü sürdürülebilir olmadığını bildiğin. Ona rağmen yaptın yerler. Aşk ağır bir duygudur. Bu kadar kalbini insanın çarpıtan, aklını kadar meşgul eden. meşgul eden, yani hiçbir şey yapamaz duruma geliyorsun ya düşünsene. Hı -hı. Yani herhangi bir anda tek aklındaki hikaye aşık olduğun insanın yanında olma hikayesidir. Halbuki o an belki senin için çok önemli bir iş var. Belki o gün yapman gereken bir iş görüşmesi var. Belki sadece eee arkadaşlarına ayıracağın zaman Orada kıymetli olacak. Hepsinden feragat edip koşa koşa gidersin. Bu Böyle bir şey. O yüzden aşk ağırdır tabii. Ee, şimdi belki kadın erkek farkı. Şimdi sen, senin söylediğin haliyle. Çünkü ben e, bazen tam tersini de düşünüyorum. Böyle yüzde kocaman bir sırıtmayla kocaman işlerin küçüldüğü. Hani ya mümkün değil koltuğumdan kalkmam dediğin işlerin bir çırpı da verdiği falan. Böyle de bir motivasyonu, böyle de bir kaldıraç etkisi var. Dolayısıyla e, herhalde e, yaşarken o kadar ağır değil de sonradan çıkınca bir vay be nasıl ağırmış dediğimiz bir şey mi? İçindeyken Peki. ağır gelen bir şey değil belki de. Şimdi belki ağırı yanlış tanımladık ikimiz. Ben ha. ağırı negatif taraftan anlatmak yoğun, istemedim. Yoğun anlamında. Yaskın anlamında kullandım. süper. Tabii ki çok ağır hani, tamam. çok ağır bir şey üstüne çöktüğünde ondan kalkamaz ama bu kötü Aynen. değildir ya her zaman. Yani yoğun demek istiyorsun. Yoğun tabii çok baskın. Şey ee, ek Ekranda bir kutucuk açılıyor her şey çöküyor. Bir tane gelince aşk Tabii ki. Her şey önemsizleşiyor. zaten o kadar kötü algılıyor olsam bundan en çok kaçan kişi ben olurdum. Halbuki en çok gidenlerden biri olmuşum yani. <gülüyor> i̇çine içine <gülüyor> tabii. <gülüyor> yani çok girmişiz buna tabii. Dolayısıyla e, negatif bir şey söylemiyorum. Hatta yani insan o yani yaşanabilir mi bilmiyorum o kadar uzun. Mesela düşünsene böyle birine aşık oldun şu an ölene kadar aşıksın nasıl yaşarsın öyle bilmiyorum. Yani kolay bir şey değil. değil. Ama ne kadar büyük bir motivasyon. Nasıl bir hayat sevgisi. Nasıl evet. bir canlılık. Aman yarabbim. Evet. Yani. evet. Şükür ki hiçbir şey. şey ilk günkü gibi kalmıyor. <laughs> Hamdolsun. Şöyle ki yani mesela biri ölüyor yani misal yakın çok yakın birini kaybediyorsun duygunun aynı kaldığını düşünsene şükür ki kalmıyor ölürsün. Tabii, ölürsün. Tabii. sen de şükür. ölürsün e, aşkına da öyle dediğin gibi e, o her şeyi erteleme her tabii. işi tüp tüp ona koşma hali sürdürülebilir tabii. değil ki yaşam iradeyi iradeyi geride bıraktıran bir şey zaten hani tabii. büyük sanatçıların yaşadığı o Ekstrem aşkların hayatlarına verdiği zarar da ortada. Dolayısıyla hop geldik senin denge kavramına. Belki de e, aşkta bir öğrenme varsa, belki de e, varmamız gereken yer kendi dengemiz ve en optimum noktamız diyebilir miyiz? Bir mühendis açılımı yapabilir miyiz aşka? <laughs> ya yüzde yüz yapabiliriz ama zaten senin adına e, bunu beden yapıyor. Şimdi gelelim mühendis tarafa. E, şimdi rasyonel tarafa. Ne hissediyorsan bu bir hormona bağlı. Yani içimizdeki her şey. Yani şimdi kısa bir tedavi süreciyle beni e, kadın da yapabilirsin tavır olarak, düşünce olarak. Seni erkek de yapabiliriz. Yani testosteronu sana veririz. Sen sakalların çıkmaya başlar. Bambaşka eğilimler içine girersin. Bana da östrojen veririz uzun bir süre. Benim de bütün e, eğilimlerim değişir. Sesim incelir. Hikay yani hikayeyi değiştiren şey aslında tamamen bir hormon dengesi ya. Şimdi ben bir şey salgılamaya başlıyorum diyelim kişi serotonin salgılıyorum, endorfin salgılıyorum e, aşkla beraber. Ama vücudun da buna karşı bir cevabı var, bir direnci var. Yani sen istesen de sürekli salgılasan ona karşı bir direnç başlıyor. İşte insülin direnci gibi aslında basit. Hani sürekli insülin salgılatırsan vücuduna vücut bir yerden sonra o insüline tepki vermeyi bırakıyor. Yani insülin direnci başlıyor aslında. E şimdi bunun gibi bütün hormonlar için geçerli. Yani sen ne yaparsan yap kimyasal olarak devam ettiremezsin. Ben efendim aşıktım. İşte 10 senedir hala aşım. O zaman senin aşk tanımını oturalım konuşalım. Bence benimkini değil. Senin aşk tanımını konuşalım. Çünkü o kadar uzun süre senin o heyecan, o aşk vücudunda bir şey eksik. Tedavi görmen lazım o zaman. Yani senin direnç göstermesi gereken bir yerim direnç göstermiyor. Gibi aşırı rasyonel bir gerçekte. Bunlar anlatım bozukluğu oldu. Ya yani aşırı rasyonel bir hikaye var burada. Yani senin yerinde bunu vücut yapıyor, beyin yapıyor. Beyin hayatta kal, vücudun bütün merkezi ya sen hayatta kal, stabil ol diye elden yeni yapıyor. Yeri geliyor, adrenalin salgılıyor, seni yaşatıyor. Yeri geliyor, başka bir hormon düşürüyor. Yani tabii tıp doktor olmadığım için şu örneklerim çok artamıyor, <laughs> ama anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Yani evet. gerçekçi tarafta bu aslında. Zaten zaten bilinç dışı beden. Bir şekilde bizi dengeye getiriyor ve o saptığımız ekstremleklerden bizi geri getiriyor diyorsun. Mecbur. Şahane bir sohbetti. Ben şöyle duyduklarımı ilişkilendirerek özetleyeceğim. Son bir sorum var sonra. Şimdi ben senden birkaç tane şey duydum. Bu sohbetten cebime şunları koydum. Aşkın cesaretle ilişkisi var. Sonuna katlanamayacağın bir şeye girmemelisin. Giriyorsan da dibine kadar yaşamalısın diyorsun. Hüznü Çevresel faktörler mutlaka etkiliyor ama çok içgüdüsel bir şey nasıl bir aşık olacağımız diyorsun. Kadın erkek formatında değişebiliyor ama hepsinin amacı kendimizi kendimize buldurmak diyebilir miyiz kendimizi büyütmek ve buradan alınacak dersler var diyorsun ve Biz herhalde diyorsun. nihai amacı da denge ve e, aşkı da dengeli hale getirmeyi belki. Başarabilmek, öğrenebilmek, onu yapana kadar da deneyimlemek ve sonuna kadar dengesiz şeyler yaşamak diyorsun. Ee, böyle, bence böyle. Benim buna ekleyeceğim bir tane şey olur Müge. Ee, sanıyorum dengeli, huzurlu, paylaşımlı bir sevgi büyüktür aşktan. Şahane, süper. Evet. Son bir sorum var. Kapatırken tabii ki ben mutluluğa kafayı takmış biriyim biliyorsun. Dolayısıyla aşkın evreleri dönüşümü falan var ya hani bir platoya mı benzetirsin onu? Nasıl bir e, çizgiye benzetirsin bilmiyorum ama hangi aşamasında mutlulukla nasıl bir ilişkisi var? Yani başta mutsuz bir şey gittikçe artıyor. Sonra mutsuzlukla gelen bir şey mi yoksa nasıl bir korelasyon var? ben bunun grafiğini çizmiştim. Gerçekten. Süper. <laughs> x tamam. grafiğinde bunu. Tamam. E, muhakkak bir e, parabolik bir hikaye izleyeceğiz. <laughs> yani x y kare gibi. Tamam. <laughs> Ve, Herkes mühendis değil canım. Evet. Yani İzleyicilerimiz sosyal sosyal anlatayım. bilimci olabilir. Tamam. Muhakkak e, aşk başlığı andan itibaren karşılıklı olması koşulunu tabii hı hı. not olarak düşüyorum. Yani çünkü platonik aşk vesaire gibi bir sürü tarzı da var bu işin. Hı hı. Ve onlar mutsuzluk da getirebilir. Hı hı. E, diyelim ki ilişki içindesin ve mutlu bir aşk hikayesi başladı. Muhakkak ki mutluluk çok yüksektir. Aşkla beraber hareket eder. Ters korelasyon değildir. Aşk azalır, mutluluk azalır. Yüzde yüz gerçek budur. Çünkü senin mutlu kalmana asla bir ilişkin içinde ikinci taraf varsa müsaade etmez. Aşk azalıyorsa senin tarafı, biri seni çekiştirmeye başlar. <laughs> huzurunu kaçırır. Mutsuz eder. Çünkü kendisi haklıdır bu arada. Çünkü mutsuz olmaya başlamıştır. Tamam. Mutsuz olan bir insan karşı tarafın mutlu olmasına maalesef istemese de izin vermiyor. Yani bu duyguyla yapmadığını biliyorum. Kimse öyle bir kötülük yapmak istemez. Alan kendisine. veremiyor diyelim. Alan yani, veremiyor. Bana imkan tanıyamıyor. Evet. Çünkü kendi de öyle hissetmiyor. Yani o da çırpınıyor. Aynı yerde kalsın istiyor. Eee kalamıyor söylediğim gerekçelerden. Yani çok yapacak bir şey yok. Beyin duruyor orada çünkü. Bir tepkisi var vücudun. Tutamazsın onu. Mutluluk mutlaka azalır. Ama şöyle bir şey var ya. Hayat boyunca ben çok mutlu olacağım diye bir kural yok. Ya yani sabah kalktın, işe geldin. Niye? çok mu mutlusun? Yani öğlen bir şey yaptın, oturdun, çalışıyorsun. Çok mu mutlusun? Ya da duruyorsun akşam dizi seyrettin. Çok mu mutlusun? yani niye bu bu kadar mutlu olma arayışı? Sakin olun. Mutluluğu dozunda Yerinde zaten hep hep mutlu olursa onu da kanıksayacaksın. Ve hissetmemeye başlayacaksın. O, yüzden o zaman o X ve Y'nin yani. optimum seviyede olduğu yerde dengeyi bulup park edelim. Ha, aşkla ya, mutluluk evet. ilişkisi. Mümkünse orada biraz el frenini çekip kalmak lazım. Evet. Ha, kalabildiğimiz kadar bütün hormonlara rağmen. Böyle, bence tabii bu işin otoritesi değiliz. Bir şey değiliz. Aramızda şu anda seninle konuşuyoruz. Gözlem, gözlemcisiyiz diyelim. Evet. <laughs> Yani en son şunu söylemek lazım hayat başladı bittiğinde bir muhasebe defterini yapıp alta çizgiyi çektiğimizde balansta mutlu olduğun anlar mutsuz olduğun anlardan çünkü normal anlar sıfırdır ve sayılmaz şey neyse kötü şaka geldi aklıma e, o sıfırı at. E, artılar eksilerden fazla kaldıysa hala bir ömür yaşanmış demektir ne olsun be. Daha orada artık çok şükür. Nasıl ya. bilirdiniz? Aşık i̇yi. bilirdik. Güzel, <laughs> aşık bilirdik. Öyle biliriz. İyi tamam. bir şey. Şahane, çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Son ekleyeceğim ederim. bir şey var. Hiç bugünün konusu değil ama dostluğun ve iyi sohbetin mutlulukla kesinlikle ilişkisi var. 100 Yüzümü güldürdün. Çok özlemişim seni sohbetini. Neredesin? Harika geldin. Var. İyi ki geldin. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Çok öpüyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bye bye, good guys.